Selamlar, ben Selçuk. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Steam sonbahar indirimleri dün başladı. 24 Kasım'dan bir aralığa Türkiye saatiyle akşam 9'a kadar bu indirimler sürecek. Ben de başlıktan gördüğünüz üzere 30 TL'nin altındaki alınabilir, oynanabilir vaktinize değecek oyunları bu videoda derledim. Önereceğim oyunların tamamı 30 TL'nin altında olacak. Öyle ki bazı oyunlar paket halinde içinde 3 veya dört tane oyun var. Paket bile 30 TL'nin üzerinde. Ya paketin 30 TL'yi açtığı durumlar var ama tekil oyunların her biri kesinlikle 30 TL'nin altında. Öncelikle kendi kütüphanemden sahip olduğum, oynadığım ve oynamayı düşündüğüm oyunlarla başlayacağım. Sonra da Steam'in derinliklerine inip 30 TL'nin altındaki bu arama kısmından aşağıya doğru birazcık ineceğiz. Bastion'la başlayalım. Çoğu oyunları videosunda kesinlikle öneriyorum. %80 indirimle 5 TL'ye düşmüş. Buna ek olarak şunu söyleyeceğim. Ee, süper giant yani yapımcı firmanın collection paketi var. Bu da içerisindeki oyunları da göstereceğim size. Şu an toplamda paket %61 indirimle 64 liraya inmiş. Hemen içerisindeki oyunlara bir bakalım. Hades var, Bastion var, Transistor var ve Pyre var. Ve bunların soundtrack'leri. Yani bu 4 oyun 64 liraya kesinlikle değer. Bu doların artışı henüz Steam'e yansımamış. Çünkü zaten yıllardır bu Batman serisinin oyunları 7.75'e iner. Yine Batman Arkham serisinin oyunları %75 indirimle birlikte 7.75'eymiş. Burada bir paket bilgisi daha vereceğim. Batman Arkham Collection toplamda %80 indirimle 20 lira 40 kuruşaymış. İçerisinde 3 oyun artı bir de Arkham Knight'ın Season Pass'i var. Bayonet de eğer hack and slash seviyorsanız güzel indirimde yine %75 indirimle 15 liraya düşmüş. Bioshock'ları oynadınız mı bilmiyorum ama Remastered halindeki oyunlarda indirimde %75 indirim 7.75 TL'ye düşmüşler. Burada yine bir paket bilgisi veriyorum. Bioshock The Collection içerisinde 6 ürün diyor ama 3 oyun bir de DLC'ler falan var galiba. %80 indirim paket halinde ve 19 lira 80 kuruş. Half-Life 1'in remake'ini oynamadıysanız Black Mesa yine güzel indirime girmiş oyunlardan birisi. %60 indirimle 12 lira 40 kuruş. Darkest Dungeon kaçmayacak bir indirime girmiş bence. %85 indirimle 5 lira 85 TL'ye geliyor şu an. Şu an like tuşuna basarsanız YouTube bu videoyu daha çok kişinin önüne çıkarır. Ciklet parasını alabileceğiniz bir oyuna geldik. Deus Ex Human Revolution Director's Cut. Şu an %85 indirimle 4 lira 49 kuruş. Yani şu indirim videosundan en ucuza ve en güzel verim alabileceğiniz oyun belki de. Dishonored'da %70 indirimle 8 lira 69 kuruşa kadar inmiş. Hiç fena olmayan bir action RPG öneriyorum. Dragon's Dogma Dark Horizon %70 indirimle 29 lira 40 kuruşa inmiş. Bizim konsepte ucundan giriyor yani 30 TL altında. Capcom'un bir oyunu kanalda serisi de var videolarına göz atabilirsiniz. Bence 30 liraya gayet değer. Enslaved Odyssey to the West yine böyle çok uzun sürmeyen tatlı bir macera. Yaklaşık 10-11 saat içerisinde bitirebileceğiniz bir oyun %85 indirimle 8 lira 85 kuruşa geliyor. Half Life 2'yi hala daha oynamadıysanız ve şu %80 indirim 3 lira 70 kuruşa rağmen almayı düşünmüyorsanız size de yazıklar olsun. Little Nightmares ikincisi de çıkmışken ilki güzel indirime girmiş %75 indirimle 7 lira 75 kuruşa geliyor. E güzel ama çok uzun sürmeyen böyle puzzle'lı, hafif korku, gerilimli bir oyun istiyorsanız düşünün. Markov the Ninja Remastered platformer artık gizlilik oyunlarını seviyorsanız kesinlikle öneririm. Daha önceki oyun öneri videolarında da bahsetmiştim. Zaten takip edenler biliyor. %75 indirimle upgrade etmiş o pardon %60 indirimle 12 lira 80 kuruşa geliyor kesinlikle değer. Metro 2033 inanılmaz atmosfere sahip bir FPS oyunu kesinlikle öneririm. %75 indirim 7 lira 75 kuruş. Direkt alın. Ori serisini bu kanalda daha ne kadar oynayacağım ben de bilmiyorum. Yani eğer hala oynamadıysanız indirimlerde kapın işte. İlk oyun anladığım kadarıyla indirime girmemiş ama ikili paket halinde var. Ben de şimdi paket bilgisine girdiğimde oyunlar bende satın alınmış halde olduğu için göstermiyor. Ben Google'dan Steam'in internet sitesine girerek fiyatına baktım. Şu an iki paketi yani ilk iki oyunun birlikte olduğu paket 24 lira 30 kuruş. Yani havada kapın. Eğer Resident Evil serisine başlamayı düşünüyorsanız bu indirimler güzel bir fırsat olabilir. Resident Evil Zero ilk çıkan oyun değil ama hikayenin orijininden başlatıyor. Yani bütün olayların başlangıcı. Ben de sadece bu oyunu oynadım zaten Resident Evil serisinde. %75 indirimle 10 liraya düşmüş. Oynamayı düşünüyorsanız birazcık sabırlı olduğunuz bir dönemde oynayın. Çünkü oyun sizi bayağı zorlayacak. Sadece korku olarak değil. içerisindeki puzzle'larla backtracking de filan birazcık sıkabilir. Sleeping Dogs diğer açık dünyalar arasında biraz arka planda kaldı ama gayet güzel bir oyundur. %85 indirimle 13 lira 35 kuruşa geliyor. Bence alabilirsiniz. Yine kanalda ne kadar yer vereceğimi şaşırdığım bir seri The Witcher. Artık bu ciklet parası bile değil. Bakkallar para üstü diye bile vermiyor bu oyun. Yani %85 indirimle 2 lira 70 kuruş ama önemli olan bu değil. Önemli olan triloji yani paket halinde ilk 3 oyunun ee, paketi yine bende bütün oyunlar olduğu için buradan fiyat bilgisi göremedim ama internet sitesinden baktığımda 3 oyunun toplamı 17 lira 40 kuruş ya. Ya Witcher 1, 2, 3 toplam 17 lira 40 kuruş. Şimdi bir de arama kısmından gerekli ayarlamaları yaptım 30 TL altına getirdim oyunları özel tekliflere getirdim. Kütüphanemde olmayan oyunları gösterdim ve yüksek fiyattan düşe doğru sıraladım. Bunların arasından bildiğim, oynamanızı önereceğim oyunları şöyle hızlıca geçerken sizlere bahsedeceğim. Bir anda da zaten ekranda hem indirim oranını hem de fiyatını görüyor olacağız. Burada Doom gözüme çarptı. 2016 oyunu oynamasına rağmen sağlam bir oyun. %70 indirimle 29 lira 70 kuruşa geliyor. Okama HD sonradan PC'ye gelen bir oyun. %50 indirim almış 29 lira 50 kuruş. Sonic Mania var. %75 indirimle 27 lira 50 kuruşa geliyor. Yakuza Kiwami bildiğim kadarıyla ilk oyunun remake'i %55 indirimle indirimli 27 liraya denk geliyor. Yakuza serisine başlangıç için kullanabilirsiniz. Burada nispeten tanınmış oyunlar sırayla dizilmiş. Dragon Ball Fighter Z, ninokuni 2, Wolfenstein 2 ve The Evil Within 2. Bunların hepsi yüzde %80 ile 85 arası indirimle 26 lira civarındalar. Spirit yani geçen senenin çok övülen indilerinden biriydi ama Biraz daha indirim beklenebilir. %50 indirim gene fena değil ama 25 TL bir tık pahalı geldi. Belki seneye ana fiyat biraz daha düşerse bir de böyle %75 indirim alırsa çok daha ucuza alıp oynarız. Metal Gear Solid 5 The Definitive Experience %75 indirimde 24 lira 87 kuruş şu an. A Time fena olmayan bir 3D platformer %50 indirimde 24 lira 50 kuruş. Belki biraz daha indirime girmesini daha doğrusu indirim miktarının atmasını bekleyebilirsiniz. Street of Rage 4 geçen sene çıkan beat demaplardan birisi seri tekrar bu oyunla e, gündeme gelmişti. %40 indirim yani biraz az geliyor. Tabi de 24 lira inmiş. Vallahi listenin sonu yok gibi ben bir de böyle popüler olanlardan bir sıralama yaptım yoksa sabaha kadar bu videoda kalırız hep birlikte. kapet var mesela nispeten iyi bir indirim yani %30 biraz daha beklenebilir belki ama 21 lira 70 kuruş. Burada Hollow Knight var %50 indirime girmiş 12 lira. 12 lira, 12 lira kesinlikle alınır. Xcom 2 var %90 indirimle 219 liradan 21 lira 90 kuruşa inmiş. Eğer böyle sıra tabanlı strateji oyunlarını seviyorsanız kesinlikle bakın. Blasphemous benim de listemde aslında bu oyunu alsam mı ben ya. %75 indirimle 15 liraya inmiş. Kesinlikle Metroidvania biraz da Souls-like benzeri oyunları seviyorsanız hatta Hollow Knight'a belki biraz benzetebiliriz işleyiş açısından. Hollow Knight'ı sevdiyseniz Blasphemous'a da bir bakın. Gears 5 %75 indirimli 15 liraya inmiş. Bayağı inmiş ya. New York Complete Edition var. %75 indirimli 19 lira 25 kuruş. Kingdom Come Deliverance Royal Edition 2019'da çıkmış bir oyun ama %66 indirimli 20 lira 74 kuruş. Aragami benim de aslında listemde fena olmayan bir gizlilik puzzle diyebileceğimiz, aksiyon diyebileceğimiz bir oyun. %80 indirimli 6 lira 20 kuruş. Gris çıktığı yıl inanılmaz bir ses getirmişti. Çok sanatsal, görsel olarak muhteşem bir oyun kesinlikle. %60 indirimle 10 lira 80 kuruş. Castlevania Advance Collection daha yeni çıktı bir iki aylık oyun. Yani bu paket halinde oyunlar yeni değil de %25 indirimle 24 lira. Ben zaten bu paketi e, tanıttım. Kanalda videosu var. İçindeki Circle of the Moon'u yıllar önce oynamıştım. Ee, yine içindeki Harmon of Dissonance'ı da yeni bitirdim. Gerçekten güzel oyunlar. Şimdi Aria of Sorrow kaldı sadece. Ee, öneririm. Kesinlikle Metroidvania seviyorsanız Castlevania serisine e, başlamayı da düşünüyorsanız bu oyunlar gayet ideal. Evet benim bu videoda önereceklerim bu kadar. Öneriyi bitmez. Yani sabah kadar size burada bütün listeyi, bütün Steam kütüphanesini gezip bir şeyler önerebilirim bir yerden sonra para biter. Yani bunların hepsini oynadıysanız zaten benim önerilerime ihtiyacınız yok demektir. Bu videoda önerdiklerim dışında eğer oyun önermek istiyorsanız yorumlar kısmına yazın. Genelde insanlar yorumlar kısmına da bakıyor. Bu videoya gelenler yorumlar kısmından da yararlansın, birbirimize uygun, kesin şunu kaçırma diyebileceğimiz oyunlar önermiş olalım. 30 TL altındaki önerdiğim oyunlar böyleydi. Bir sonraki indirim döneminde de gene gözüme çarpan oyunları bir şekilde derler. Mümkün olduğunca önermediğim oyunlardan seçmeye çalışarak bir video daha yaparım. Şimdilik bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşeceğiz zaten. Şimdilik hoşçakalın. Haydi bay bay. Selçuk Gold ve üzeri destek olan herkese çok teşekkürler.